Mutlu günler değerli izleyiciler. Yeni bir Tarımda Gündem programıyla yine karşınızdayız. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, milletvekili seçimleri derken bu dönemi de atlattık. Hayırlısı olması dileğiyle Aydın için bir zaferden söz edebiliriz. Aydın, Ahmet Ertürk'ten sonra ikinci defa bir milletvekilini, tarımdan gelen, tarım temsilcisi olan bir milletvekili adayını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderme mutluluğuna erdi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Sayın Rıza Posacı'yı milletvekili adayı olarak Ankara'ya gönderdik. Umarız Rıza Posacı birikiminden, kariyerinden ve çiftçilik geleneğinden gelen gücünü kullanarak Aydın'da Aydın tarımını, Türk tarımını en iyi şekilde temsil edecektir. Bizler Ziraat Odaları olarak çiftçilerimize, Ziraat Odası yöneticilerine bir temsilciyi Aydın'a kendi içlerinden bir temsilciyi mensubiyet şuurunu harekete geçirerek Ankara'ya gönderdiklerinden dolayı teşekkür ederiz, şükranlarımızı sunarız. Bu programımızda pamuk, süt ve et konusunu işleyeceğiz. Konuğumuz Söke Ziraat Odası Başkanı Sayın Mustafa Kemal Kocabaş. Değerli izleyiciler, Mustafa Kemal Kocabaş'ı seçmemizin nedeni bu program için kendisinin özellikle et, süt ve kırmızı et üreticisi olması, Türkiye'de pamuk konusunda özellikle söz sahibi olabilecek ilk 3-5 isimden birisi olması. Sayın Kocabaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size öncelikle pamuk konusuyla başlamak istiyorum. Türk pamuğunun dünyadaki yeriyle başlayalım öncelikle. Dünya piyasaları içerisinde Türk pamuğu kalite olarak, miktar olarak hangi cetvel içerisinde nasıl bir görünüm arz etmekte? Teşekkür ederim hocam. İlk önce Rıza Başkanımızı meclise taşıdığımız için, gönderme mutluluğuna eriştiğimiz için çiftçi adına gerçekten sevinçliyiz. Bu sevincimi biz değerli üreticilerimizle birlikte paylaşmak istiyoruz. Aydın'ımızda tarımın en önde gelen illerinden birisi Aydın. Bu niyetle Ahmet Ertürk'ten sonra ikinci seçilen milletvekilimiz Rıza Posacı arkadaşımıza yeniden üzerimizde olan desteğini devam ettireceğiz. Ve bu konuda bizim inşallah mecliste sesimiz ve sözümüz olacak. Bu konuda Rıza Başkanımıza oy veren tüm üretici arkadaşlarımıza teşekkür ederek sözlerimize başlıyorum. Tabi hocam, Söke pamuk üretimi altından Aydın'ın en önde illerinden birisi, ilçelerinden birisi. Yine tüm Türkiye'de pamuk üretim alanları düşerken Söke'de aynı stabil gitti. Ve bütün her yer pamuğu bırakırken Söke pamuktan vazgeçemedi. Tabi vazgeçmemiz sebeplerinden birisi de bunun. Gerek toprak yapısından kaynaklanan ve iklimsel faktörden kaynaklanan. Bir de üreticilerimizin tamamen yatırımlarını, alet ekipman yatırımlarını pamuğun işlemesi için aletlerine göre yatırım yaptıklarından vazgeçemediler. Tabii Türkiye'de pamuk üretiminde %10-12 bandında bir üretime sahibiz Söke olarak, ama bilinçli üretici açısından da en önemli merkezlerden birisiyiz. Yine sorunuza gelecek olursak, Türkiye 1 milyon 600 bin ton civarında pamuk ihtiyacı olan bir ülke ve bunun için tarımsal istihdamda pamuğu biz ülkemizin ihtiyacı o kadar yetiştiremiyoruz. Bu 350 bin tonlara kadar maruz bazda düşmüştü. Şimdi 900 bin tonlara geldik. İnşallah bu hükümetimizin, devletimizin verdiği destekler neticesinde pamukta iyi bir ivme kazanıp inşallah tüm ihtiyacımız olan 1 milyon 600 bin tonluk ihtiyacımızın tamamını karşılayacak düzeye geliriz diye düşünüyoruz. Aynı zamanda Ulusal Pamuk Konseyi'nde üyesiniz. Evet. Söke'nin de Ulusal Pamuk Konseyi'nde siz ve Barış Kocagöz'den olarak iki kişiyle temsilinden dolayı bir ağırlığınız var. Geçtiğimiz son 5-10 yıla baktığımızda pamuk fiyatlarının bir dönem
oldukça yüksek olduğu, sonradan ani bir düşüşe girdiği. Bu yıl fakat için mi? Hayır, son 5-10 yıl içerisinde. Hı. Sonradan son 2 yılın içerisinde yükselmeler gözüktü. Bunda tabii Çin'in stokları, Memphis ve İngiltere borsalarının etkileri mutlaka oldu. Sizce yükselmenin nedenlerinin Türkiye açısından daha fazla pamuk ekilmesinin nedenlerini bir sıralayacak olursak hangi maddeleri sıralayabiliriz? Şimdi Naim Bey, pamuk üretim miktarı açısından dünyada biz ilk dörde giriyoruz birim alandan üretim, ama miktar olarak 8-9. sıradayız. Yani düşüyoruz üretim miktarı olarak. Ama birim alandan, yani dekardan aldığımız ürün olarak düşündüğümüzde Avustralya'dan sonra ikinciyiz. Evet. Yani dünya ortalaması içerisinde Türkiye'de yetiştirilen pamuğun, üretilen pamuğun çok fazla kayda değer bir yeri yok. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi, Brezilya gibi ülkeler bizden çok öndeler. O diğer sorunuza gelirsek, geçmişte yapılan, yani fiyatlar tüm borsalarda alıp satılan bir iş bu. O günkü dünya şartlarına göre, dünya ihtiyacına göre fiyatlar Memphis'te genelde, bir de Amerika Birleşik Devletleri ortalaması olarak fiyatlar oynuyor. Tabii bu yıllar içerisinde baktığımızda çeşitli sebepler var fiyatın düşüp yükselmesinde. Bu sebepleri şu anda incelemek vallahi şeyime sığmaz, programa sığmaz. Evet. Bunda kısaca madde olarak geçersek, Çin'in stokları var bir düşüşlerde, değil mi? Şu anda Çin, stok azaldı Çin'in elinde. Çin'de stok azaldı, hatta dün itibariyle bir yazı geldi bize. Çin bu yıl ithalatını 3 misline katlayacak. Evet. Yani önemli miktarda. Peki stok yapmak amacıyla mı yapacak bunu, yoksa ihtiyacı da var? İhtiyacı da var kendine. Stoklarda o saklı çalışıyor. Ama kendi bölgesindeki yağışlar, iklim koşulları da o bölgede bir takım pamukta olumsuzluklar yaşadı Çin. Şimdi buna etki eden faktörlerden birisi dünyada bir geçim refahının artması. En büyük sebeplerden birisi tekstildeki ihtiyacın artması. İki, dünya piyasasındaki malın çok daha fazla yerlere gelmesi. Yani burada şöyle diyebilirim, Rusya'nın etkisi büyük, Amerika'nın etkisi büyük, Afrika'daki ülkelerin etkisi büyük. Çünkü tekstil insanların giyim, pamuk giyimde kullanılan bir madde biliyorsunuz. Tekstil sanayinin ham maddesi. Bunun yanında pamuğun yanında pamuktan 2 misli daha fazla sentetik kumaşlar da elde ediliyor. Sentetik, bazen fiyatlar da buna etki ediyor. Sentetik kumaşların petrol fiyatlarıyla birlikte yükselmesi, o da fiyatın yükselmesiyle birlikte pamuğu arz talebi de dengeli değiştirebiliyor. Mesela geçen yıl, evvelki yıl 30 dolarlara düşen petrolün varil fiyatı şimdi 70 dolarlar civarında. Bu dolayısıyla sentetik kumaşın da fiyatını yükseltiyor. Bu pamuğun ihtiyacı, burada pamuğun ihtiyacı çoğalıyor. İstek çoğalınca pamuğun fiyatı da yükseliyor. Şu şöyle demek gerekirse, Memphis'te libre fiyatı olarak, bakıyorum kilogram değil, libre fiyatı olarak 90 sent libre hiç geçmiyordu pamuğun fiyatı. Bugün itibariyle 102-103 sent libre fiyatı. Bu dolarla da endeksli, yani petrol fiyatları da endeksli. Peki bu sene Türkiye'nin pamuk ekim alanları ne kadara genişledi? Rekolte olarak Ulusal Pamuk Konseyi olarak tahminlerde bulundunuz mutlaka. Üretim olarak ne kadar ton pamuk elde edeceğiz? Bu yıl, yani 2017 yılı 830 bin tonlarda tahmin ediyorum üretim yapıldı. Bu yıl %15 civarında bir artış var diyorlar. İşte 900-950 bin ton seviyesinde bekleniyor. Yani 920 bin seviyesi bekleniyor. Ve hala 600 bin üretimi. Ton pamuk ithalatı yapacağız, evet, en az. Evet, yapıyoruz daha. Şimdi Naim Bey, bizim yanlışlarımızı aslında 90 yılından bu yana takip etmek lazım. 90'lı yılların başında Türkiye 1 milyon ton pamuk, lif pamuk elde ediyordu. Ondan sonra tekstil sanayimize destekler neticesinde önemli miktarda bir tekstil yatırımı başladı 90'lı yıllardan sonra Türkiye'de, hatırlarsanız.
Bu pamuk da ihtiyacı meydana geldi. Pamuk ihtiyacı meydana geldi. Amerikan pazarına yöneldi. Halbuki biz o güne kadar kendi ihtiyacımızla yetiyordu pamuğumuz ve bir kısmını da hatta birçoğunu da balyo olarak yurt dışına satıyorduk. Ham pamuk olarak. Tekstil sanayinin Türkiye'de yer almasından sonra pamuk ihtiyacımız arttı. Ancak pamuk ekim alanları bu artışa göre düştü. Onun da sebebi hatırlar üreticilerimiz o günde GSM kredileri diye bir krediyle Amerikan borsaları, pamuk üreticileri buraya 3 yıl vadeli 0 faizli Türk tekstil sanayine üretim pamuk verdiler. O günkü şartlarda bizim de böyle bir desteklememiz yoktu. O desteklemelerin neticesinde pamuk üreticisi elde ettiği ürünü dışarıdan gelenle miktarda çok pahalıya mal etti. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen pamuğun fiyatı yüksek, dışarıdan gelen pamuğun fiyatı çok düşük oldu. GSM kredileri neticesinde. Bunun üstüne de pamuk üreticisi tüm Türkiye'de giderek azaldı. İşte 350 bin tonlara kadar düştük 2011, 2009, 2010 yıllarını tahmin ediyorum. Ondan sonra bunu Tarım Bakanlığı'na, o hükümete ileterek primlerimiz vardı o gün. 2001'de çıktı ilk prim. Ama 2007'ye kadar primler miktarı düşüktü. Destekler az olduğu için pamuk üretiminden mısıra verilen destek daha fazla olduğundan pamuk ekim alanlarının birçok kısmı mısıra kaydı. Ve bugünlere geldik. Şimdi son 2011 yılından bu yana Tarım Bakanlığı'nın, devletimizin, hükümetimizin verdiği önemli miktarda desteklerle her yıl %5, %6, %10 bazı yıllar, %15 bazı yıllar ekim alanları yükseldi ve bugünkü 900 bin ton seviyelerine geldik ki 90'lı yıllardan bu yana sulanabilir o arazimiz artmasına rağmen biz daha 90'lı yıllarda üretim yerine gelemedik. Bu seneki pamuktaki, kütlü pamukta kilogram destekleme fiyatı neydi? 80 kuruş. 80 kuruş. 80 kuruş olarak çıkalım. 80 kuruştan hareket ederek acaba pamuk gibi hem stratejik hem de kullanım alanı çok geniş olan 30 ayrı endüstriye hizmet eden yem sanayinden barut sanayine, tekstilden aklımıza gelebilecek hemen hemen pek çok alanda katma değer yaratan bir ürün için bu 85 kuruş yeterli mi? Onu şuradan 80 soruyorum. Kuruş. 80 kuruş yeterli mi? Bence yeterli olup olmadığını size sormadan önce şunu aktaracağım. Geçen aylarda Yunanistan'a bir seyahatimiz oldu. Yunanistan'da da bizim benzerimiz bir durum arz ediyor pamuk. Vatandaş orada da pamuk ekmekten vazgeçmiş. Şöyle düşünelim. Yunanistan'ın bütün ürettiği pamuk miktarı bizim Söke Ovası kadardır en geniş zamanında. Ancak orada merhum Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık'ın işletmesini ziyarete gittiğimizde kendisi de aynı zamanda ticaret yapıyor. Türkiye'ye pamuk ihraç eden büyükçe bir şirketi var. Kendi ifadesiyle %70'ini Türkiye'ye gelen Yunanistan kaynaklı pamuğun kendisi tarafından sağlandığını bize belirtti. Yunanistan gibi bir ülke bize pamuk ihraç ederken biz bu pamuğumuzu kendimiz üretip devletin desteklemesi daha fazla olması şartıyla katma değer olarak bunun getirisi bizim devletimize, maliyemize daha yüksek olmaz mı? Hocam zaten konumuz hep bu. Yani verdiğimiz dışarıya paranın, dışarıya verilen paranın yarısını Türk çiftçisine verilse ithalatı biz durdururuz. Ama ne hikmetse bugüne kadar çok şükür 80 liraya kadar gelince, 80 kuruşa gelinceye kadar çok badirelerden atladık geldik. İşte paranın olmadığı ama dışarıya paranın gittiğinden bahseden bütün yöneticilere bunu anlatamadık. Bir de şunu söyleyeyim. Yunanistan'da üretilen pamuğun tamamı Türkiye'ye geliyor. Hiçbir, orada işletme onların yok zaten. Ben de gezdim o bölgeyi. Hiç işletme yok. Tamamı Türkiye'de. Yani %100'ü ürettikleri pamuğun tamamı Türkiye'ye geliyor. Şimdi Türkiye burada bir tekstilde söz sahibi. Hakikaten dünyada da söz sahibi. Mesela geçen yıl Pamuk Ulusal Pamuk Konseyi toplantısında Can Polat, Türkiye Tekstil Sanayicileri bir şey kurulu başkanı, soy ismi Can Polat diye bir arkadaşımız söz aldı, konuştu. Orada şu anda biz 2 milyon kilo pamuk üretsek Türkiye'de bunu işleriz. Yani o kadar biz kendimize güveniyoruz. Türkiye'de göre dışarıdan gelen bir pamuğun gene maliyeti yüksek. Ama Türkiye'de
tarımsal desteklemelerde verilmesiyle birlikte zaten üretim arttı. Dolayısıyla üretim arttı. Tarımda da ihracatta söz sahibi olduk. Cumhurbaşkanımız her zaman açıklıyor. 15 milyar dolarları geçtik tarımda. 20 milyar dolarları, 30 milyar dolarları hedefliyoruz. Hatta 50 milyar dolarları hedefleniyor tarımda. Mesela tohum, pamuk tohumu ihracatında Türkiye, Orta Doğu'da en büyük üretimi yapan. İhracatçı konumda şu an pamuk tohumda, ayçiçek tohumda, mısır tohumunda ihracatçı konuma geçtik. Neden bunlar? Desteklemeler. İşte biz desteklemeleri burada bahsediyoruz. Biz Ulusal Pamuk Konseyi olarak da, Söke Ziraat olarak, Aydın Ziraat olarak da 2 yıldan bu yana kilogramda 1 lira destek istiyoruz. Bak iddia ediyorum, 1 lira destek versinler, devletin cebine daha fazla para girecek. Yani dışarıdan ithalattan giden para, döviz içeride kalacak. Bu kadar dövize sansasyon olacak çünkü kendi ürettiğimiz ürünün tamamı katma değeri ülkemizde kalıyor. Dışarıdan gelen pamuğun hem çekirdeği dışarıda kalıyor, çekirdek ki yemin ham maddelerinden birisi şu anda ki ben kendi işletmemde pamuk çekirdeği kullanıyorum 1-12 ay. Artık pamuk çekirdeği düz, kaba pamuk çekirdeği olarak da buluyor. Bunun üzerine küspesi çıkıyor, yağı çıkıyor, ayrı bir sürü katma değeri çıkıyor içerisinden. Bu katma değerler ülkemizde kalacak. Tarımda ürettiğimiz en büyük katma değer tamamı Türkiye'de kalır. Şu anda ihracat ettiğimiz, bunu aşağılamak için söylemiyorum. Haşa, öyle bir şey derdim de yok. Şu anda en büyük ihracat kalemlerimizde biz otomotiv sektöründeyiz. Ama otomotiv sektörümüzün %65'i dışarıdan geliyor. Yani bunun %100'ün %65'ini dışarıya para ödeyerek getiriyoruz buraya. %35'ini biz burada katma değeri döndürüyoruz. Ama tarımda ürettiğimiz ürünün tamamının %100'ü katma değeri Türkiye'de kalıyor. Bunun derdindeyiz. Eğer teşvikleri biraz daha arttırabilsek bunu göreceğiz. Katma değeri, üretim alanlarını daha da fazla. Türk çiftçisi çalışkandır. Siz de Yunanistan çiftçisini gördünüz. Ben de gördüm ki herhalde 15-16 ülke gezdim. Bizim insanımız ne sivrisinek bekler, sivrisinekler kokar gece çalış pamuğu sulamak için, ne de 40 derecelik, 45 derecelik sıcaktan korkar. Geçmiş dönemlerde hatırlarsınız, bazı hükümet dönemlerinde yüksek ısı olduğu günler tüm Türkiye'de kamu daireleri kapatıldı. Evet. Bunu yaşadık. Ama ovada hiç dükkanı kapatamadık. Ovamız çalıştı. Çiftçimiz gitti orada. Benim başımız güneş geçer demedi. Ama Yunanistan çiftçisine gidiyoruz. Öğlen sıcakta mümkün değil. Kaldıramazsınız. Uykuda hepsi de. Hepsi uykuda. Diğer ülkelerin çiftçileri de bizden farklı değil. Biz üreticileriz. Yani orada ne sivrisineğe bakarız, ne şeye bakarız, sıcağa bakarız, ne soğuğa aldanırız. Hepimiz işimizin başındayız. Ama bazı kesimler hala daha çiftçiye verilen destekler fazla. 3 ay çalışıyorlar, 9 ay yatıyorlar, mantığıyla gidiyorlar. Ama bu memlekete doyuran, giydiren, yediren, içiren hepsi çiftçidir. Çiftçi hak ettiği yere daha hala daha geldiğine inanmıyorum. Yunanistan ve desteklemeleri konuşurken, Yunanistan'ın desteklemelerini pamuk konusundaki ele alalım. Şöyle bir destekleme sistemi oluşturmuşlar. Pamuk ekmek için beyanname veren bir çiftçi dekar başına 75 euro doğrudan destekleme alıyor. Daha sonra hasadını yaptığı zaman yaklaşık olarak 49 sent de kilo başına bir destekleme alıyor. Bunların bir toplamını baktığımız zaman Yunanistan'da dekar başına pamuk üretimi bizden çok çok düşük. Bizim neredeyse yarılarımız kadar. 300 kilolarda onlar. Evet, 300 kilo kadar. Bizim Aydın ilçelerinde ise bu 600-650-700'leri yaklaşmak. Yani ortalama 550-600 kilo. Evet. Bizde mucize değil yani bu kadar yüksek almak. Evet. Şimdi onlara verilen desteğe baktığımızda, bizim aldığımız desteğe baktığımızda, bir de Avrupa Birliği'nin ihracat rejimine ele aldığımızda yurt dışına gönderdikleri pamukta da ayrıca bir vergi iadesi alıyorlar. Bunu da ihracatlara da destek alıyor onlar. Evet, evet, alıyorlar. Ve bizde de ilgililere bunu iletmek istiyoruz. Oradaki kadar olmasa da bizde pamuğun desteklenmesi Türk maliyesine ve Türkiye'nin cari açığına doğrudan ilaç olacak bir konu. Hocam bunları olur. Biliyoruz. Ben %4 spotaj vergi kesiyorlar bizden. Destek 80 kuruştan %4 para kesiyorlar. Bunu anlatamadık bakanlığımıza. Ticaret Bankası daha 2 ay önce beraberdik. Sayın Mehmet Erdem milletvekilimizle beraber. Bunu anlatamadık. %4 neyi kesiyorsun? Sen bana destek için veriyorsun. Affedersin bana sen bu işi yükselt. Ben sana destek veriyorum diyorsun. Onun %4 vergisini kesiyor.
Böyle bir yanlışlık var mı? Böyle bir yanlışlığın içerisindeyiz daha hala. Evet. O konuda hatırlarsanız Ankara'da temaslarda bulunmuştuk ziraat odaları olarak. Evet. Maliye Bakanlığı'na gittiğimizde Maliye Bakan Yardımcısı bürokratlarını çağırarak aynen şu cümleyi kullandı. Dedi ki bu babanın çocuğuna verdiği harçlık, geliri yetmediği için harçlık gibi bir anlayışla bunu ele almamız gerekir. Sizlerin de bunu kaldırmanız gerekir diye talimat verdi. Fakat her kalkmadı nedense daha, devlet içinde çok büyük bir devlet olan Maliye Bakanlığı aşılamıyor. Aynen. Böyle bir şey karşımıza çıktı. Aynen, bizde bu dertten sıkıntı. Evet. Aynı sizin o bahsettiğiniz konular. Yani şu %4'ü kaldıramadık. İnşallah Rıza Bey'den bu konuda da destek isteyeceğiz. Bekliyoruz. Rıza Bey zaten çıtayı yüksek tuttu. Bu yüksek tuttuğu çıtada da aşması gereken tarımla ilgili sorunlar onun önüne tavanlara kadar ulaşan dosya gibi yığılacak. İnşallah. Ve başaracağından da eminiz. Tarımın önemli girdilerinden birisi de tohum. Tohum konusunda ise Türkiye'nin geldiği noktayı verimlilik açısından dekar başı verimde bunun etkisini görüyoruz ama bir de GDO'lu tohum Türkiye'ye girip girmemesi ve bu konuda bir açıklık getirelim. Çünkü spekülasyonlar var pamuk tohumunda. Pamuk tohumunda. Şu an hocam bu konuda endişe etmesin kimse. GDO'lu tohum Türkiye'de hiç yok. Yok. Bir kök daha GDO'lu tohum yapılmıyor. Hatta GDO'suz üretim yapmakla övünen bir ülkeyiz. Evet. Ve bütün ürünlerimizin hiçbirisinde GDO'lu tohum kullanılmamakta pamukta. Evet. İkincisi şimdi yeni uygulamaya geçen İyi tarım uygulamaları var. Bu iyi tarım uygulamalarıyla birlikte iyi pamuk uygulaması var. Bu iyi pamuk uygulamada inşallah çıtayı birer daha yukaracağız. Bu çıkmayla birlikte çıtanın çıkması bizim ülkemizin pamuğun aranan seviyeye getirmek için. İnşallah ayın 4'ünde galiba, Temmuz'un 4'ünde İzmir'de bir toplantı var. İsterseniz burada sizi de götürük bir deyim orada. Gidelim beraber. O da toplantıda İPAT, İyi Pamuk Uygulama Derneği ile ilgili çok güzel bir sunum var. Bu konuda bunu Aydın'a tüm ülkeye yayabilirsek çok güzel olacak. Bunun için üreticilerimizi biz de bilgilendirmek için toplantıları yapacağız önümüzdeki günlerde. Şu toplantıyı atalım. Bu konuda iyi mesafede kat edeceğiz inşallah. Bir de diğer bir konuya geleceğim. İyi tarım uygulamalarını destekleyecek. Hatta Türk pamuğunun bir tık daha yukarı çıkmasını sağlayacak. Konfeksiyoncumuzun önünü açacak bir uygulama. Tarım Bakanlığı'na bağlı TAGEM, Tarımsal Politikaları Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün her yıl Antalya'da yapılan toplantılarına katılıyoruz. Bu toplantılarda bundan 3-4 yıl önce bir teklifimiz olmuştu. Artık pamuk da geleneksel ve organik boyaların kullanılarak bunların tekstilde de kullanımlarının geliştirilmesi. Bunun için de araştırma enstitülerinden birisinin boyaları, organik boyaları üretmesi için, organik boya üreten bitkileri yetiştirmesi ve yaygınlaştırması için görev verilmesi teklifinde bulunduk. Sağ olsun bakanlığımızın temsilcileri bunu kabul ettiler. Şu anda Menemen Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü bu konuda görevlendirildi. Daha işin başındalar ancak başarılı olacaklarına eminiz. Pamuk'ta da sizce organik boyanın kullanılması Türk tekstiline katkısı nasıl olur? Hocam şimdi artık her şey organaya döndü. Yani insanlar refah seviyesi artmasıyla birlikte kaliteye önem veriyorlar. Biraz organeye önem veriyorlar. Bu çok iyi olur. Ülkemiz tekstil açısından çok iyi olur. Aranan markalar Türkiye'de üretim yaptırdıklarında bu markaların değeri arttıkça ham maddenin de değeri artacaktır. Dolayısıyla bu tüm mükafat diyeyim Türkiye pamuk üreticilerine olacaktır. Güzel bir uygulama. Ben bunu duymamıştım. Sizden duydum şimdi. Organiği her zaman ön plana geçirerek bir iş yapmak ki iyi olur. Önceden bize dedikleri hep işte elle toplanan pamuklar içinde biliyorsunuz o dönemlerde naylon çuvallarda yapıyordu. O dönemlerde biz ziraat odası olarak, tariş olarak herkese bez torbaların içine toplatmaya başladık pamukları ki önemli miktarda üretici açısından sıkıntıydı bu. Hem maddi de manevi sıkıntıydı. Bunları çözmüştük. Makinenin hasadın gelmesiyle birlikte bunlar kalktı. Şu anda artık bizim pamuğumuza işte yabancı madde var demiyorlar. Ve bunun üstesine organik boyalarda girecek olursa İyi Pamuk Uygulamaları Derneği'nin de yapmış olduğu katkılar nesinde
kaliteyi artırabilecek olduktan sonra aranan pamuk oluruz. Dünyada Memphis pamuğunun önüne geçebilirsek ne mutlu bize. Böyle bir şey. Hepimizin üzerine düşen görev yapmamız lazım. Geçen aylarda bir sıkıntı daha doğdu pamuk üreticisi için. Üst üste herhangi bir ürünün ard arda ekilmesi suretiyle toprağın fakirleşmesinden hareketle bir desteklemelere ket vurma gibi bir olay ortaya çıktı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle. Bu nispeten aşılmış durumda ama köklü bir çözüm değil. O konuya girebilir miyiz? Şimdi bununla ilgili tabii üreticilerimizin, bilhassa Soke bölgesindeki üreticilerimizin büyük sıkıntısı vardı. Şu anda bizim 150 bin dekar Soke Ovası'ndaki 400 bin dekar civarında bir arazi kabul edersen 150 bin dekarında kışın taşkın bölgesi, bir de deniz bölgesindeki olan yerlerinde denizden gelen taban suyu seviyesi çok yüksek olmasıyla birlikte oradan gelen tuzluluktan meydana gelen başka bir ürün ekilemiyor. Kışın başka bir ürün ekemiyorsun yağıştan dolayı, taşkından dolayı. Yazında o bölgeler çorak. Çoraktan çünkü pH'i en yüksek olan yerlerde pamuk yetişir. Neden Soke Ovası'nda en fazla yetişiyor? Çünkü biz denize en yakınız, taban suyumuz yüksek, tuzluluk daha fazla. Bundan dolayı pamuk kalite olarak, elyaf olarak, verim olarak en fazla o bölge alıyor pamuk. Bunun için yetkililere gittiğimizde bunlar şöyle bir çözüm buldular. Kışın siz yem bitkisi ekin dendi. Böyle Tarım Bakanlığı bir karar aldı. Ama bazı bölgeler var ki yem bitkisi ekmeye de müsait değil hocam. Ve başka ürün ekmeye de müsait değil. Bunların inşallah çıkarılması yönünde Soke çiftçisi açısından bir çözüm olana gittik. Ama Türkiye açısından bu konu nereden geldi derseniz Türkiye topraklarında, çünkü bizim laboratuvarımız toprak tahlil laboratuvarı olduğundan Soke'nin bu konuda dikkat ediyoruz. Organik madde miktarı %1'in altında. %2, %3 olması lazım. Her yıl pamuk ekilmiş veya da aynı yere ekilmiş. Türkiye'nin belli belge yerlerinde aynı ürünle ekiliyor. Mesela Soke'deki sıkıntıyı anlatayım. Her yıl pamuk ekilmekle birlikte fide kökçülüklü hastalıklar var, mantarlar var. İşte biz erime tabir ettiği Soke çiftçisinin fidelerin ölmesi, ekilen tohumların, attığımız tohumun 4 kilo, 2 kilo pamuğun çıkması gibi veyahut da kurumadan dolayı tekrar ikinci bir ekimi yapmamız. Bakanlık böyle bir doğru karar aldı. Ben de buna katılıyorum. Tarım açısından katılıyorum. Ama öyle yerler var ki bunun için şey değil. Yapılması gerek olmuyor. Yani fiziki olarak olmuyor. Çorak başka ürünü ekemiyorsun, mecburen pamuk gidiyor. Çorağın yanında ya şey çıkıyor, deniz bölgesi dediğimiz çorak otu çıkar bu pamuğun yanında. Çünkü o bölgelere biz pamukları çapa bile yaptıramıyoruz. Hiç tek ektiğimiz tohum ekeriz, pamuklar çapa olur. Başka ot çıkmıyor çünkü. Diğer yerlerde su alından bu Türkiye genelinde yem bitkisi yapılması gerekir. Güzel bir şey, uygulama iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü ben hayvancıyım aynı zamanda. Her yıl bunun yem bitkisi ektiğim yerlerde erime tabir ettiğimiz kök fide çörüklü hastalıklarına yakalanmıyor lazım. İyi olur. Hem hayvancılık açısından kaba yem ihtiyacı da çoğalmış olur. Sıkıntı olmaz. Süte geçelim. Sütün yakın zamandaki macerasına baktığımızda inişli çıkışlı bir seyir izlediğini, bu seyirden de düşüşlerin daha sık meydana geldiğini ve süt üreticisinin mağdur olduğunu görüyoruz. Bu ayın sonunda da yeni süt fiyatları belirlenecek. Ancak geçmiş yıllarda Ulusal Süt Konseyi ve bazı süt sanayicileri özellikle Aydın bölgesini kendilerince bir serbest bölge ilan ettiler. Serbest bölgeden de kasıtları süt üreticisini paniğe düşürüp birisi piyasadan çekilecek. Süt üreticisinin elinde süt kaldığı zaman ortaya çıkan panikten dolayı süt fiyatların kırılmasına razı gelecek şeklinde bir piyasada dalavere çevirdiler. Daha sonra Ulusal Süt Konseyi'nde ziraat odaları olarak biz en sonunda sözlerini tutmadığı için süt sanayicileri olarak Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın inisiyatifiyle çekildik. Maalesef bazı diğer süt üreticileri birlikleri veyahut da damızlık birlikleri çekilmedi. Bence burada bunlar büyük bir hata yaptılar. Şimdi yeni bir Ulusal Süt Konseyi kuruldu, yapısı değişti. Şu ana kadar bariz bir icraatlarını görmedik yeni seçildikleri için. Ancak daha ılımlı yaklaştıklarını görüyoruz süt fiyatlarına.
Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Ulusal Süt Konseyi'nden içinde olmamıza rağmen beklentilerimiz neler? Siz de bahsettiniz Ulusal Süt Konseyi'nin çekilmemizin bugünkü şartlarda çiftçiyi gerekli şekilde tatmin etmediğinden, çiftçiyi dikkate almadığından ondan dolayı çekildi. Genel Başkanımızın talimatıyla. Şu anda süt fiyatları tüm Türkiye'de 1 lira 30 kuruşla 1 lira 50 kuruş arasında seyrediyor. Sütün şekline göre, tonajına göre, kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Ancak fiyatlar süt konseyinin oluşmasında yeterli miktarda üretici destekler maziyette değil. Bunu kabul ederim. Yani oradaki üretici temsilcilerinin ziraat olarak ayrıldık ama Kırmızı Et Birliği, süt birlikleri hep bunun içerisinde. Onlar yeterli miktarda üreticinin desteklerini zannetmiyorum. Verilen süt fiyatları da hep üreticiyi mağdur etmiştir. Peki şu anda 1 litre sütün maliyeti sizce ne kadar? 1 lira 65 ile 75 kuruş arasında değişiyor. Zarar ediyoruz şu anda. Şu anda zarar ediyor süt fiyatı. Evet. Peki yem sanayicisi de hemen gözü biz nasıl Ulusal Süt Konseyi'nin Temmuz ayı başı itibariyle fiyatları açıklayacağında gözümüz oradaysa da yem sanayicinin de aynı. Şu andaki 21 protein yem fiyatları 74 lira civarında. 75 lira. Peki yem sanayicisi orada 10 kuruşluk bir zam yaptığı zaman Ulusal Süt Konseyi onlar da zam yapacak. Yani şimdi en hocam, büyük sıkıntımız... Burada bir sıkıntı şu. Geçen seneydi galiba hatırlıyorum. Evet, evvelki seneydi. Yemdeki KDV'yi hükümetimiz sıfıra indirdi. Evet. O KDV miktarı kadar yemin düşmesi lazımdı. Hemen de akabinde yükseldi aynı rakam. Türk çiftçisi geçen sene buğday ham madde, yemin ham maddesi nedir? Buğday, mısır, arpa. Öyle değil mi? Evet. Bu geçen seneki yani 2016 sezonuyla 2017 sezonunda 2018'de satılan buğday, arpa, mısır fiyatları hemen hemen aynı. Çok az miktarda bir oynama yapıyor. Ama ne oldu da dolar yükseldi manasıyla 57-58 lira satılan yem son 3 ayda 75 lira seviyesine geldi? Artış o kadar değil. Devlet Denetleme Kurulu diye bir kurul var Türkiye'de. Bu kurulu ben Rekabet kurulu. Acilen devreye girmesini istiyorum. Bunu devamen söylememize rağmen birkaç sefer ben bu konuda yazılı olarak da beyan vermemize rağmen bu rekabet kurulunun devreye hiç girdiğini görmedim. Onların da alınmayadı. Türkiye'deki üretim maliyet çiftçisinin bütün şeyi dışarıdan getirmiyor. Yemin ham maddesini dışarıdan hepsini getirmiyor. Dışarıdan gelenler genellikle soya küspesi, premixler ve bir miktar da amino asitler gibi bazı ek kısımda buğday arpa gelebiliyor. Yani ona da ihtiyacı. Mısır da girebiliyor. Mısır da gelebiliyor. Ama mısırın dünyadaki ton fiyatı belli. Evet. Hocam. Yani dolarla doların yükseldiği gibi değil dediğiniz değil, gibi bunlar. Değil. Yani bu rekabet kurulunun burada devreye girmesi lazım. Bunun en azından bir çözüm yolu bulur. Ama rekabet kurulu Türkiye'de adı var, sanı yok. Bu konuda en büyük sıkıntımız hayvancı açısından bu. Bütün zamlar hayvancıya yansıdı. Şu an yemin fiyatı, bakıcının fiyatı, elektriğin fiyatı, ham maddenin fiyatı, bütün girdilerde anormal yükselişler var. Sütteki ve etteki fiyatlar aynı. Hala daha ucuz et, ucuz sütlidir. Ya ben maliyetleri kaçtıramadım sonra. Ha devlete destekleri var mı? Var. Ocak, Şubat, Mart ayı desteklerinde 11 kuruş civarında, yani bu 6 kuruşla 11 kuruş arasında herhalde 7 kuruşla veyahut da desteklemeler aldık. Ama yeterli miktarda mı yeterli miktarda değil. Bunun ya desteğini fiyat arttırırsın ya yemle ilgili bu spekülatif artışların devlet tarafının önüne geçecek bir sistem bulunsun. Bence buradaki en güzel çözüm süt üreticisinin ürettiği sütle orantılı olarak yeme doğrudan kendisine destekleme verilmesi. Yani bugün bir hayvanın Türkiye ortalamasına verecekleri bölgelere göre, ilçelere göre ürettiği süt miktarı belli. Bunun tüketeceği yem miktarı da belli. Biraz önceki bahsettiğiniz bakanlığın burada doğrudan yem KDV'sini düşürmekle aldığı tedbir yetersiz ve sonuçsuz kaldı. Diğer bir bu konuyla bağlantılı olarak ise süt fiyatları yerinde sayıyor, zaman zaman geriliyor. O dönemdeki olayı da hatırlayın. Süt sanayicisi şunu yaptı. O zaman Faruk Çelik'ti Tarım Bakanı.
Sayın Çelik, süt sanayilerine desteklemeyi size vereceğim. Ancak referans fiyat üzerinden gideceksiniz. Bunun altında fiyat belirlemeyeceksiniz çiğ sütte diye bir şart koştu. Süt sanayisi ne yaptı o zaman? Paravan şirketler kurarak piyasadan kendileri çekilip paravan şirketleri sürerek 1 lira 10 kuruş civarındaki süt fiyatlarını 65-70 kuruşlara kadar düşürerek bir oyun oynadılar. 80 kuruşlara düşürdüler ve böyle bir oyuna gittiler. Bu oyun sonunda da kaybeden yine süt üreticisi oldu. Raflara bakıyoruz. O dönem 70 kuruşa aldıklarında raflardaki pastörize süt fiyatlarıyla süt ürünlerinin sürekli olarak zamlandığını, bir peynirin Türkiye'de şu anda o dönemden bu döneme kadar %70 pahalı satıldığını görüyoruz. Raflarda en düşük 1 litre süt 2 lira 70 kuruş civarında. Yağsız sütler. Burada ne yapılması gerekir? Bizim Ulusal Süt Konseyi'nden beklentimiz artık süt fiyatlarını zarar etmeyecek bir şekilde koymalılar ki süt üreticisi sürdürülebilir Hocam, sıkıntı, bir üretim yapsın. Sıkıntı orada şu. Ulusal Süt Konseyi'nin tamamının yönetim kadrosu sanayici kesimin elinde. Birkaç tane de üniversite hocası var. Onlarda var, ne yani derece etkisi var? Tarımı destekleyen, tarımdaki olan kişiler hem azınlıkta hem de söz sahibi değiller. Parayı veren istediği gibi konuşur mantığıyla parayı biz veriyoruz, bizim dediğimiz olur diyorlar. Hep üretici baskı adaptör. Bunun neticesinde de ne hayvancılıkta ileri gidebiliyoruz, ne hayvansal ürünlerde ileri gidebiliriz. İthalatçı konumda geldik. Yani buradaki hataları bir tek süt konseyi değil, tamamen bir göz önüne alıp hakikaten yeni gelecek olan Tarım Bakanlığımızın, tarım yetkililerimizin, Tarım Bakanımızın bu konuyu üretici temsilcileriyle birlikte konuşmasından kararlı oluyorum. Bugüne kadar sağ olsunlar bizi dinlediler mi? Dinlediler. Not aldılar ama bizim dediklerimizle ilgili çok karar almakta İtina gösterdiler, almadılar. Üretici örgütlerinin kararlarını almakta itina gösterdiler başkanım. Evet. Yani bunu inşallah yeni gelen Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde Tarım Bakanlığı üreticileri dinler, üreticilerin bilgisini alır diye düşünüyoruz. Bu Temmuz konuda ayı, neler yapabiliriz? Onu yapmak evet. lazım. O birlikleri sağlayabilmek lazım. Temmuz ayı itibariyle süt fiyatlarındaki beklentiniz ne? Desteklemelerin de 2019 itibariyle nasıl gerçekleşmesini isteriz? Desteklemeler, sütteki desteklemeler mi? Evet, süt desteklemelerini. Buzağı desteklemeleri, bunların nerelere tekabül etmesi gerekir? Diğer destekler, yani... Anladım. Bir süt fiyatı bugün için 1 lira 70 kuruştan aşağı olması kesinlikle kabul edemeyiz. Edilirse hayvancılıkta şu anda süt veren hayvanların birçoğu kesime gider. Bilhassa bizim ufak işletmelerde, büyük işletmelerin tamamı büyük zarar işletme. Tabii büyük işletmeleri de bugün nasıl büyüttüler, onunla ilgili de benim farklı düşüncelerim var. Bunu da söylemek istiyorum. Tarım içinde olmayan, tarımla alakası olmayan kişileri büyüttüler. Bunun neticesinde oradaki samanın çöpünü dahi parayla alacak konuma getirdiler. Her şeyde ithalata eder konuma geldik. Bu da bir yanlış uygulamaydı. Yıllar içerisinde yapılan desteklemeler açısından. Bunu da 1 lira 70 kuruştan aşağı verilecek olan şu andaki süt parası kesinlikle hayvancılığın düşmesine sebep olur. Süt hayvanlarının kesilmesine sebep olur. Buzağı desteklerinin desteklenmesi lazım. Yani pamukta bunu gördük hocam. Eğer siz üreticiye ne kadar destek verirseniz üretici verilen destekler hak ettiği şekilde büyür. Üretici kendisi büyür. Üreticinin büyümesi demek buradaki katma değerin, üretimin artması demektir. Üreticiye verilen her kuruş yükselme demektir. Bu konuda Tarım Bakanlığı bunu dikkate alması istiyor. Çiğ ve soğutulmuş süt destekleri ne kadar olmalı? Şu anda 11 kuruş soğutulma destekler. Evet. Yani verecek olan süt miktarına göre bunun da arttırılması arzu ediyorum. Yani bunu hazırlık yapmadım hocam. Ben şimdi bu konuda hazırlıklı gelmedim. Bir söylersek yanlış olur ama. Yani 15 kuruş seviye bandında gelirse, 1.70 de olur. 15 kuruş seviyesinde gelirse desteklemeler iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Yani üretici bunu devam ettirir. Hayatını devam ettirmek için yatırım yapabilir. Yatırımına devam eder hayvancılıkta. Peki kırmızı ete geçelim. En büyük sıkıntımız da süt hayvancılığıyla kırmızı et üretimi birbirine paralel konular. Bizim ineklerimiz dana doğurduğu zaman biz bunları besliyoruz. Piyasaya sürdüğümüz genellikle süt üreticisinin hayvanları. Bunlar değişik ticari yollarla, zincirlerle
ya besicilik yapanlar aktarılıyor veyahut da süt üreticisi kendisi bu danaları yetiştirerek kırmızı et temini yoluna gidiyor. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle kırmızı et fiyatlarında çok anormal yükselişler oldu. Gıda ve tarım üretici azında mı tüketici? Hayır, tüketici. Tüketici de oldu, üretici de olmadı. Üretici de olmadı. Tüketici fiyatları karkas et olarak 20 ile 27-28 lira arasında değişen bir fiyat oluştu. 26-28 arasında evet. Gezdi. Daha önce bu kasaplardaki fiyatlar 80 liraya, İstanbul'daki bazı lüks kasap ve marketlerde bu 100 liraları aşarken kıyma fiyatları bizde ise aynı fiyatı korudu üreticide. Şimdi burada bizim bakanımız bir yeni metot uyguladı Sayın Fakı Baba. 27 liradan kıymayı alarak 3 tane süpermarketle anlaşarak bunu dağıttı bunlar yoluyla. Bir miktar oldu ama sizce çözüm müydü? Çözüm değil. Şimdi çözüm olabilmesi için tüm halkın hepsinden aynı kasaba veya markete veya süpermarkete, hipermarket nereye giderseniz fiyatın aynı şekilde olması lazım. Evet. Eğer bunu sağlayabilirseniz konu çözülmüştür. Eğer siz belli yerde insanları kuyruğa katarak belli miktarda eti veya da ürünü orada satarsanız bu halkın şeyine girmez. Herkesin kuyruk beklemeye vakti yok, kuyruğa girmesi yok. Ne bileyim orada beklemeye alışkanlığı yok. Artık AK Parti hükümetlerde kuyruklar kalktı. Evet. Bunu herkese söylüyoruz ve bundan da sevinç duyuyoruz. Eğer siz ucuz mal getirdim buradan satıyorum derseniz bu kuyruklar acaba gene mi gelecek diye bütün halkınız da düşünebilir. Bunun için kuyrukların kalkacak, bütün halka yayılabilecek sistem üzerinde çalışılırsa ithalat oldu olmadı. Demek ki hocam Türkiye'de anayı yetiştireceksin, anayı yetişirsen dana da yetişecek. Evet. Bu uygulama sözde var ama icraatta yok. Bunun için ne yapılabilir? Hayvancılık yapan, yapmak isteyen üreticilere destekleme. Yıllar itibariyle destekleri yanlış yöredi. Tekstil sanayicileri öyle diyor. Şurada Germencik Ovası'nda büyük 5-6 tane hiç tarımla alakası olmayan sektörlerde hayvancılık yapanlar var. Ve şu adamlar bunların hepsi bağırıyorlar. Batıyoruz biz diyorlar. Hakikaten de batıyorlar yani. Bunu halka, köylerimizdeki bir fiil tarımda çalışacak olan kişilere yapıldılar. 30 bin lira destek verdiler. Ufak ufak verdiler onlara. Onlar da bu işi nereden başlayalım? Çünkü 30 bin liranın 3 inek alacaksın. Bugün için 10 bin lira bir inek. Ki 10 binin üstünde. O 3 inekle de evini besleyemedi adam. Evet. Ben yatırımlar yanlış yere gitti. Evet. Ondan ben bunu bu söze girdim hocam. Yani yanlışı yapmasalar da baştan bu işi gerektiği şekilde gerekli yerlere destekler verilseydi bunun sonucu böyle olmazdı. Peki günümüzde Türkiye'deki mevcut süt üretimi ve süt üretiminin paralelindeki kırmızı et üretimi yeterli mi? Yeterli değilse eğer, bu fikrinizi alacağım yeterli olup olmadığı konusunda, eğer yeterli değilse yurt dışından canlı büyükbaş damızlık ithaline taraftar mısınız? Hocam ben tarım ürünlerinde tamamında ithalata karşıyım. Yani tarım ürünlerinin tamamı, Türkiye'de yetişebilecek olan ürünlerin tamamını ithalata karşıyım. Yani şu anda kırmızı et üretimimiz yeterli mi? Yeterli değil. Nasıl? Türkiye'de üretim. Evet. Yetmedi, sıkıntı var. Türkiye'de anacı biz yetiştiremediğimiz için, anaçları neden yetiştiremiyoruz? Bir ineğin doğması için 24 aya ihtiyacı var. Bu 24 ayı ineği bedava besleyeceksin ki 15-16 aylıkta boğaya vereceksin. 9 ayda onun gebelik süresi gidecek. 24-25 ayda doğum yapmış olacak. Bu zamana kadar bunu elden besleyeceksin hocam. Bu besleme için desteğe ihtiyaç var. Desteklemenin denişmesi lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki bu açık kaç yılda kapatılır? Yani 24-25 dediniz, şu anda 24 ayı dediniz ama kalıcı bir çözüm sağlayabilmek için bizim... 2 yıldan aşağı olmaz sürede. Bu iş. Peki bu 2 yıllık süre içerisinde kalıcı bir çözümün sağlanabilmesi için... desteklemek kırmızı ete mi olmalı, besiciye mi olmalı, nasıl bir sistem getirilmeli? Sütçü olması lazım. Evet. Süt desteği, yani hayvancı üretebilmemiz için süt ana olması lazım. Bu ana da sütten geçer. Veyahut da etçi ırkların anasından geçer. Dişi sığırda verilmesi lazım süt destek. O dişi sığırı ne kadar çoğaltabilirsek doğum oranını o kadar arttırırız. Doğum oranı artmasıyla yedi yetiştiren buzağlar da o kadar çok artacak hocam. Evet.
Bunu yapmamız lazım. Bunun da şeyleri belli. Yani birçok bunu ilçe tarımlar da bilir, il tarımlar da bilir. Bunun için desteklemeleri gerektiği şekilde, gerekli yerlerde kaçmayacak yerlere verilmesi lazım. Sıfır faizli krediler verdiler. Bütün İstanbul şeyi geldi buraya, sermayesi ovalara. Hepsi ahır kurdular. Onların birçoğu bıraktı gitti. Evet. Sayın Kocabaş, programımızın sonuna geldik. Maalesef çok hızlı geçiyor zaman. Söke ve Aydın çiftçisine kısaca bir mesajınızı alalım. Ben bu yıl Söke çiftçi açısından pamuk inşallah iyi olacak görüyoruz. Dünya piyasaları da bu Çin'deki ithalattan dolayı yükseldi. Doların yükselmesi sentetik ipliğin fiyatını yükseltti. Dolayısıyla ham madde olan pamuğumuzun fiyatları da iyi fiyatlara doğru gidiyor. İki, su ile ilgili çok sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Devlet su işleri yetkilileri burada pamukta, mısırda verilecek olan suyun sıkıntı olmayacağını, yeterli miktarda üreticilerin suyun verileceğini bahsettiler. Bu konuda bazı arkadaşlarımız heyecana kapılmasınlar. Su ile ilgili bir sıkıntının olmayacağını düşünüyoruz. Pamuklarına iyi baksınlar. Hakikaten ihtimamlı bir şekilde hastalık ve zararlarına zamanında ve vaktinde müdahale ederlerse sıkıntısız bir sezon geçeceğini düşünüyoruz. Zeytinle ilgili bir takım sıkıntılar var. Bu yıl birçok yerimizde zeytinde üretim düşük gibi görülecek. Bunun için dane zeytine ve zeytinyağın desteklemesini arttırılmasını, dane zeytine de destek verilmesini artık istiyoruz. Bitti. Tarım Bakanımıza bunu koro halinde söyledik. İnşallah yeni Tarım Bakanımız bu koromuzun sesini duyar. Dane zeytindeki zeytin üreticilerimiz yıllar itibariyle üretimlerinde arttırmalarına rağmen, yükseltmelerine rağmen yağ fiyatı hala 10-11 lira seviyesinde. 30 sene önce, 35 sene önce benim babamgiller, amcamgiller tarla alırken 10 lira yağ satmışlar. Şimdi yağın fiyatı da 10 lira. Bu 30 yıllık, 40 yıllık dönem içerisinde fiyatı aynı kalan bir ürün. Ben atletmiyorum. Zeytin üreticilerimizin hakikaten büyük bir emekleri var. Tamamen elle, emekle yapılan zeytinin burada hak ettiği şekilde değerlendirildiğini, hak ettiği şekilde paraya dönemediğini düşünüyorum. Eğer dönemiyorsa bunun desteklemesinin artması, ki bu dağda her geçen gün kırsal kesimin nüfusu şehre iniyorsa, bu kırsal kesimi orada durdurmak için oranın desteğinin artmasını lazım geldiğini düşünüyoruz. Narinciye ile ilgili bölgemizde yine sıkıntılar var. Söke Ovası'nda tahmin edeyim 1000 dekar narinciye söküldü. Yani bunun da bir çözümü olması lazım geldiğini düşünüyorum. En azından yeni narinci çeşitlerinin bu bölgelerde istihdam edilmesini, yeni bahçelerin kurulmasını, piyasanın istediği narinciye türlerinin bu bölgede ekilmesini arzu ediyoruz. Sezonumuzun hayırlı, bereketli, kazançlı olmasını tüm üreticilerimizden adına istiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Değerli izleyiciler, Sayın Mustafa Kemal Kocabaş'a katıldığı için teşekkürlerimizi sunarken, bizi izleyen siz izleyicilerimize ve değerli çiftçilerimize ürünlerinin bereketli, günlerinin mutlu geçmesi dileğiyle hepinize gönülden sevgiler sunarım.